Man serisinde gördüğümüz Magneto gerçekten de haklı mıydı? Serinin şimdiye kadar yayınlanan filmlerini, dizilerini ya da animasyonlarını izleyenler için Magneto her zaman kötü adam olarak gösterilmişti. X-Men ekibi iyilerin tarafındayken Magneto'nun adamları onların karşısında gözüktüğü için Magneto bu serinin kötü adamı derler. Peki durum gerçekten de böyle miydi? Magneto bu serinin düşmanı mıydı yoksa en haklı karakteri miydi? İşte bu sorunun cevabını her detayıyla şimdi sizlere açıklayacağım dostlar. Ancak başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Magneto'nun hayata geldiği ilk yıllardan başlayacak olursak düşünce yapısının nasıl şekillendiğini az çok anlayabilirsiniz. Gerçek adı Erik Magnus Lenscher olan Magneto 1930 yılında hayata gelmişti. Almanya'da Yahudi bir ailenin çocuğu olduğu için Naziler tarafından ailesiyle arasındaki bağ tamamen kopartıldı. Bu stres altındayken Erik'in sahip olduğu güçler ortaya çıktı ve metalleri kontrol edebildiğini gördüler. Biliyorsunuz ki mutasyon dediğimiz şey aslında çoğu insanda var ama genelde ergenlik yıllarında stres altındayken ortaya çıkıyor. Sebastian Shaw isimli bir bilim adamı Erik Lenshaw'ın sahip olduğu güçleri duyduktan sonra onunla konuşmak istedi. Çünkü Shaw uzun bir zaman sonra kendisi gibi bir mutantın varlığını görüyor. Sebastian Shaw'un özellikleri de her türlü maddeyi absorbe edip gücünü emmek ve bunu kullanmaktı. Shaw, Eric Lancher'ın güçlerini gösterebilmesi için onun karşısına bir madeni para koydu. Erik odaklansa da parayı oynatamadığı için Shaw onu strese sokmak istedi ve annesini öldürmekte tehdit etti. Eric stres altında olduğu halde yine odaklanamadı ve Shaw Eric'in annesini öldürdü. Bunun üzerine sinirlenen ve öfkeden deriye dönen Eric lenşur etrafındaki her türlü metali kontrolsüz bir şekilde parçaladı. Uzun bir süre kadar Shaw Eric üzerinde deneyler yaparak güçlerini daha kontrollü şekilde kullanmasını istemişti. Ancak şehir işgalden kurtulduktan sonra Eric serbest kaldı ve hayatını cehenneme çeviren adamdan intikam almaya yemin etti. Hikayenin başında Magneto'nun asıl düşmanının aslında bir mutant olduğunu görüyoruz. Yani evet Naziler teknik olarak düşmanlar ama Eric Lencher'ın asıl düşmanı Sebastian Shaw. Hikayenin devamında Eric X-Men'e katılıyor ve Shaw'u yenebilmek için Charles'ın telepati gücünü kullanıyorlar. Shaw donmuş haldeyken zamanında kontrol edemediği için annesini kaybettiği madeni parayla Shaw'u öldürüyor. Bunları neden sizlere anlattığıma gelecek olursak Eric Lencher zamanında nefret ettiği bu adama dönüşmeye başlıyor. Sebastian Shaw gerçekten de mutant milliyetçisi bir adamdı. İnsanları acımadan öldürür ama mutantları öldürme istemez. Çünkü mutantlar onun için gerçekten paha biçilemez derecede değerliler. Mutantların insanlardan daha üstün olduğuna inanıyordu ve biz atomun çocuklarıyız diyordu. Yani Sebastian Shaw'un amacı insanları kendi içinde savaşa sokmak ve mutantların egemen olduğu bir dünya yaratmaktı. Evet yani Magneto'nun akıl hocasının kim olduğunu anlamak artık sizler için çok da zor olmamıştır. Hikayenin devamında Erik intikamını aldıktan sonra insanların mutantları yok etmek istediğini görüyor. Artık Eric için en büyük problem insanların mutantları olan düşmanlığı. Yani düşünsenize Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler mutantları öldürmek için ittifak kuruyorlar. İnsanlar mutant tehdidini durdurmak için bir araya gelirken mutantlar kendi aralarında savaşıyorlar. İşte bu sahnede Erik kendilerine füze atan insanlara karşı kendi silahlarını kullanmakta ve insan mutant savaşını başlatmakta fazlasıyla kararlıydı. Ancak Charles böylesi bir savaşı başlatmak istemediği için Erik'i durdurmaya çalıştı. Eğer bu filme göre bakacak olursak Magneto tam anlamıyla bir pislikti. Çünkü olayın aslı şu, insanlar mutantlara karşı boş yere savaş başlatmıyorlar. Sebastian Shaw bütün nükleer bombaları yeryüzüne atıp insanları öldürmek istiyordu. Bunu engellemek için insanlar ittifak kurdular. Dolayısıyla bu filme göre bakacak olursak Magneto haksız ama Charles fazlasıyla haklıydı. Filmin sonunda Eric Magneto ismine sahip oluyor ve Shaw'un adamlarını kendi nın alıyordu bu süre içerisinde Magneto'nun yanındakilerin hepsi insanlar tarafından öldürüldü. Yani Mystic dışında hepsinin otopsi raporu gösterildi. X-Men Future Past filminin başında Başkan Kennedy'yi öldürme suçundan dolayı Magneto'yu Pentagon'a hapsetmişlerdi. Aslında Başkan Kennedy telepati gücü olan ve dokunduğu kişileri ikna etme yeteneğine sahip olan bir mutanttı. Yani tıpkı Wolverine'in sevgilisi Kayla gibiydi. İnsanların bir kısmı Kennedy'nin mutant olduğunu öğrendiğinde ona suikast kurmuşlardı ve Magneto onu kurtarmak istese de polisler onu fark edip durdurmaya çalıştığı için konsantrasyonu bozuldu ve kurtarmayı başaramadan yakalandı. İnsanlar başkan Kennedy öldüğü için Magneto'yu suçlamışlardı ve onu hapse attılar. Yani aslında bu konuda Magneto haklıydı ancak maalesef ki başarısız olduğu için yakalandı. Magneto'nun seri boyunca yaptığı yanlışlar o kadar ergence kalıyor ki bu adama hiç yakışmayacak hareketleri var. Sadece birkaç kişiyi olan sinirinden dolayı koskoca bir medeniyeti suçlamak ve onları yok etmek istemek bence tamamen aptallık. Mesela Mystic'i sevdiği halde sırf mutantların geleceğini yok edecek DNA'ya sahip olduğu için onu öldürmeye çalıştı. Ama bunu yaparken kadının kanını döktü ve insanların bunu almasını sağladı. Ekibe yardım etmek ve geleceği kurtarmak varken daha çok sorun çıkardı ve her şeyi berbat etti. Aslında bu noktada Magneto'nun gerçekten hasta olduğunu anlıyoruz. Filmin sonunda Erik yaptığı onca şeye rağmen kaçmayı başarmıştı. Bir sonraki filmde ise sıradan bir insanla evlendi ve mutant bir kızı olmuştu. Bu kız çocuğu ise Lencher'ın Days of Future Past filminde yaptığı başkan suikastından dolayı öldürülmüştü. Yani bu noktada yine Eric Lencher yüzünden masum insanlar ölmüştü. Ancak bu bütün bunların acısını yine masum insanlardan çıkardı. Olaya insanlar açısından baktığımızda katil bir mutantla aynı yerde çalışmak ister miydiniz? Bence istemezdiniz. Magneto kendi suçu olan şeyleri masum insanlardan çıkarıyor ve buna sürekli devam ediyor. Bu yüzden başlangıçta Apokalipt'e e katıldı ama yaptığı şeyin hata olduğunu fark ettiğinde yine X-Men'e hizmet etmeye karar verdi. En son filmde yani Dark Phoenix filminde ise kendi adasında mutantları koruyan biri olarak gösterilmişti. Raven Jean tarafından öldürüldüğünde Jean'e yardım etmek yerine ona saldırmıştı. Şimdi bu noktada Magneto'nun geçmişine baktığımızda bence çok ergen ve hatalarla dolu bir karakter olduğunu görüyoruz. Ian McAllen yani Gandalf abimizin canlandırdığı versiyonunda ise yine bir sürü hatalar var. Başlangıçta Magneto mutantları korumak isteyen ve insanlara karşı onların daha üstün olduğunu savunan birisiydi. Magneto insanları mutant yapabilecek bir cihaz geliştirdiğinde kendi manyetik enerjisini kullanarak onların içindeki X genlerini harekete geçirmeyi başardı. Ancak sıradan insanların hücreleri mutantlara göre zayıf olduğu için buna dayanamıyor ve parçalanıyordu. Yani Magneto insanları mutant yapamıyordu, insanların hücrelerini parçalayıp onları suya dönüştürecekti. Bunun için Roku kullandı ve kızı neredeyse öldürecekti. İnsanları mutant yapma bahanesiyle tamamını yok edip sadece mutantların yaşadığı bir dünya yaratacaktı. Şimdi insanların gözünden bu olaya bakarsak insanlar bu durumda gerçekten de haksızlar mı? Magneto eline geçen her fırsatta masum ya da suçlu fark etmeksizin insanları öldürmeye çalıştı. En sonunda suçlu bulunup yakalandığı bir sahne bile vardı. İkinci filme gelecek olursak burada Striker isimli bir düşmanla karşılaşıyoruz. Striker'ın olduğunda çok ciddi bir mutasyon vardı ve istediği herkesi kontrol edebiliyordu. Bu sayede Striker, Lady Deathstrike, Magneto, Nightcrawler, Charles Xavier ve hatta Cyclops'u bile kontrol etmeyi başarmıştı. Bu sahnede Magneto, Striker ve diğer insanlardan intikam almak için yine Charles'ı feda ederek tüm insanlığı öldürmesini sağlayacaktı. Elbette bunu başaramadı ama bir düşünsenize Magneto bunca zaman boyunca hep masum insanları hedef aldı. Şimdi üçüncü filme gelecek olursak burada en büyük hatayı yine Magneto yapıyor. Mystic yakalandıktan sonra onu ve diğer mutantları kurtarmak için konvaya saldırmıştı. Burada Mystic güçlerini kaybettikten sonra ona sırtını döndü. Yani bunca zaman sırf mutant olduğu için yanında tuttuğu kadını güçlerini kaybetti diye anında terk etti. Aynı durum Magneto'nun başına gelseydi Mystic onu terk etmezdi öyle değil mi? İşte Magneto bunca zaman boyunca yozlaşarak böyle bir karaktere dönüştü. Ya adam iyice kafayı yemiş ve mutant olmadığı sürece karşısında kim olursa olsun ona asla değer vermiyor. Jean aklını oynattığında Charles onu düzen istemişti. Çünkü Charles, Jean kontrolü eline almazsa ortaya çıkacak olan yıkımın farkındaydı. Magneto ise Charles'ı engellemek ve Jean'i manipüle etmek için sürekli ona karışıyor ve Jean'i kışkırtıyordu. Jean Charles'ı ve binlerce insanı öldürdüyse bunun en büyük sorumlusu aslında Magneto'ydu. Wolverine belki de Jean'i öldürmek zorunda kalmayacaktı ancak Magneto yüzünden öldürmesi gerekti. Son sahnede Magneto bile ne yaptım ben diyerek oradan kaçmıştı. Ancak güçlerini kaybettikten sonra filmin son sahnesinde Magneto'nun güçlerini geri kazandığı gösterildi. Anlaşılan o ki insanların tedavi diye buldukları serum aslında hiçbir işe yaramıyordu. Magneto X-Men Days of Future Past filminde geri döndüğünde sanki biraz daha akıllanmış gibiydi. Artık yanında kimsesi kalmamış ancak sentinelleri durdurmak için Charles'la ittifak yapmıştı. X-Men film serisine göre aslında gerçekten de serinin en büyük kötü adamı Magneto'ydu. Videonun başında söylediğim şeylerden sonra Magneto haklı diyeceğimi sanıyorsanız aslında yanılıyorsunuz. Hayır Magneto hastalıklı düşüncelere sahip olan bir zavallıydı. Amacı mutantları korumak değildi. Mutantların egemen olduğu bir dünyada onların lideri olmak istiyordu. Mutantların kahramanı ve kurtarıcısı olabilmek için bunca şey yaptı ama mutantlara en çok zarar veren kişi yine Magneto'ydu. Öte yandan Charles mutantlar ve insanların birlikte yaşayabileceğini düşünüyordu. Zaten bir telepat olan Charles bence fazlasıyla haklıydı. Kan dökmeye gerek yoktu. İyi insanlar olduğu gibi iyi ve masum mutantlar da var ve aynı şekilde kötü insanlar olduğu gibi kötü ve acımasız mutantlar da vardı. X-Men 97 ya da çizgi romanlarda da aslında durum aynı. Magneto aslında nefret ettiği şeyin ta kendisiydi. Nasıl ki güçlü ve söz sahibi olan insanlar mutantları yok etmek istiyorlarsa Magneto da güçlü ve Omega seviyesinde bir mutant olarak tüm insanlığı yok etmek istiyor. İşte bu son söylediğim söz bile aslında Magneto'nun ne kadar haksız olduğunu bizlere kanıtlıyor. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.